Odun bile yanarken çıtırdar. Sen ne yapıyorsun? Oturdun kaldın böyle kazulet gibi. Ben sana dedim ama. Ben sana başında söyledim. Boş boşuna uğraşıyorsun diye ama sen ne yaptın? Ne yaptım? Ben ne yaptım? Kardeşimin iyiliği için elimden geleni yaptım. Kötü mü ettim yani? Yapmasa mıydım? Ya Özgür. Dram yapma bana kardeşim, tamam? Zaten böyle çalışılarak olacak bir şey değil ki bu. Evet. O yüzden B planına geçiyoruz. Ne? Bir de B planın mı var? Oho, bende C, D, E bütün planlar var. Şimdi, Şebnem'le senin baş başa kalacağın bir ortam ayarlamamız gerekiyor. Ondan sonra zaten duyguya girersin. Sonra da gözlerine bakıp içinden geldiği gibi... Hayır. Hayır mı? Niye? İstemiyorum. Neden? Ya Özgür, kardeşim, senin ipinle kuyuya inilir mi hiç? Kesin sonunda bir abukluk çıkar. Sen kardeşine güvenir misin? Lütfen. Sadece Şebnem'i benim söylediğim yere getireceksin, o kadar. Abartmak yok ama. Tamam. O saz ekibini falan da görmek istemiyorum. Yok. Dansöz de yok. Tamam. Lazerle gökyüzüne isim yazdırmak da yok. Öyle bir şey mi varmış? Tam yok. Yaptıracaksın değil mi? Kendime. Zeplin de yok. Ya benden bahsediyoruz. Farkında mısın? Lütfen yani. Merak etme. Sen sadece kendini bana bırak. Çok güzel olacak her şey. Hiç sanmıyorum da. Dur bakalım. Bak gene iyisin. O son izlediğimiz filmi de hiç beğenmedim. Sundance'de ödül aldı o. Kadın oyuncusunu beğenmedim. Kadın oyuncu zaten ödülü alan. Ya Özgür ne yapıyoruz biz? Allah'ını seversen ya. Ay, altın ayı.